Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, Rabbimizin irade sıfatı üzerinde duruyorduk. Evet, biz irade ederiz de Rabbimiz irade etmez mi? Biz dileriz de Rabbimiz dilemez mi? Biz isteriz, talep ederiz de Rabbimiz istemez, talep etmez mi? Evet, biz cüz'i bir iradeye sahibiz. Rabbimiz ise külli bir iradeye sahip. Evet, onunla ilgili bir takım kelami tartışmalara devam ediyoruz. Allah Subhanehu ve Teala irade sıfatı ile muttasıf olmakta daimidir. O sıfatla daimi olarak muttasıftır. Yani sıfatlanmıştır. Sadece bir gün, beş gün, beş yıl, beş milyon yıl gibi değil. O ezelde ve ebedde süreklilik arz eden bir şekliyle onun irade sıfatı vardır. Ve izâ erâde şey'en eyyegûle lehu kün feyekun. O bir şeyin olmasını irade etti mi, ona ol der, o da olur. Evet, o ezelde takdir buyurduğu gibi vakitlerinde de mahlukatın var olmasını murad etmiştir. O vardı, ezelde vardı. Şimdi Cenab-ı Hak için bir şekilde zamanı ve mekanı düşünemeyiz. Yani Rabbimiz zamandan ve mekandan münezzehtir. Onun için şu kadar bin yıl öncesi, milyon yıl öncesi gibi bir şey yok. Onun için işte efendim bir milyon yıl sonrası şöyledir, böyledir, onun için yok. Onun için efendim şu mekandır, bu mekandır, yok. Bazı mezheplerin ne akıl ne mantık kabul eder, tabir caizse tam çocuklar gibi Tanrı'yı güneşe oturtur, Tanrı'yı aya oturtur, ona bir mekan tahsis eder ve bundan dolayı da kendileri kameriyye ve şemsiyye, kamerde ayda oturuyor diyenlere göre onlar öyle isim almışlar. Diğerleri ise güneşte oturuyor demişler, şemsiyye. Her ne olursa olsun, yani dünya üzerinde hak da vardır, batıl da vardır. Başlangıçtan ta sonuna kadar Allah bu noktada insanları tabir caizse özgür bırakmıştır. Evet, onları iradelerine, kendi iradelerine, kendi isteklerine, arzularına bırakmıştır. Lakin bazı şeyler de vardır ki onun var edilmesi ve onun efendim cinsiyeti, onun kalacağı, doğacağı mekan, onun anası ve babasının seçimi kişinin kendisine ait değil, tamamen Rabbimize ait olan bir şeydir. Evet, o ezelde takdir buyurduğu gibi vakitlerinde de mahlukatın var olmasını murad etmiştir. Sayın Dalkıran ne zaman doğacak, hangi yıl doğacak, hangi ana ve babadan doğacak, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi köyde doğacak, Rabbim bunu takdir ediyor ve takdir ettiği şekliyle de dünya, efendim biz vücuda geliyoruz. Devam ediyoruz. Mahlukat, yani var olanlar. Mahlukat kimlerdir? Rabbimin dışında her şey mahluktur. Yani yaratılmış olanlar. Sadece bir yaratılmamış olan vardır. O da Rabbimizdir. Çünkü o yaratıcıdır. Yaratılmış olsaydı ona yaratıcı denmezdi. Evet, mahlukat Allah-u Teala'nın bildiği, irade ettiği ve takdir ettiği gibi takdim ve tehire,
tebeddül ve tağyire uğramadan vakitlerinde var olmuşlardır. Allah ne zaman murad ettiyse o zaman. Asla ve asla ne öncesinde ne de sonrasında. Hani ölüm için diyoruz ya, ne bir an önce ne bir an sonra, ne bir fazla nefes ne bir eksik nefes alınmaksızın Rabbimin dilediği anda, dilediği şekilde canımız alınacağı, ruhumuz kabzedileceği gibi dünyaya gelişimizde herkese böyledir. Evet, bu kulun dilemesi olmasını nefyetmez. Rabbimin diliyor olması, Rabbimin irade sahibi olmuş olması kulun iradesini ortadan kaldırmaz. Yani kul da bir iradeye sahiptir ama kulun iradesi hep ifade ettiğimiz gibi cüz'i iradedir. Bizim irademiz belirli noktada sınırlıdır. Rabbimin iradesi ise sınırsızdır. Çünkü Allahü Teala, bakınız hangi ayetmiş? Fussilet suresi 41. sure 40. ayette şöyle buyuruyor. Estaizu billah. İ'melu mâ şi'tum, dilediğinizi yapın. İnnehu zira Allah bime te'amelûne basir, sizin yaptıklarınızı görüyor. Evet, artık dilediğinizi yapın. Çünkü o bütün yaptıklarınızı görendir. Yani onun için dikkatli olmak lazım sevgili dostlar. Attığımız adımı denk atmak lazım. Öyle keyfe ma yaşa hareket etmek yok. Yani istediğim gibi, dilediğim gibi yaşarım. Evet, yaşarsın ama bunun hesabı da soruluyor. Bakın, yaptıklarımızın tümü Rabbimiz tarafından görülüyor, gözetiliyor. Evet, sonra irade ve meşiyet, dileme sıfatına Allah-u Teala'nın şu ayetleri de açıkça delalet etmektedir. Bazen delaletle dalalet karıştırılıyor. Yani bunu zaman zaman efendim ilahiyattaki öğrencilerimizin bile konuşurken veya okurken karıştırdıklarını görüyoruz. Dalalet sapıklık, delalet ise bir şeye işaret etmektir. Allah-u Teala'nın bu ayeti irade ve meşiyetine delalet ediyor ve hakeza yine diğer bir ayette Ali İmran 40, İbrahim suresi 27'de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gâle kezâlik. İşte öyle. Allahu yef'alu mâ yeşâ. Rabbim, Allah dilediğini yapar. Bir diğer ayetse Maide suresi 1. ayet, ilk ayet. İnnallâhe يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. Allah ne dilerse ona hükmeder. Onu hükmeder, onu yapar. Bize göre ki burada İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Fıkh-ı Ekber Şarihi devreye giriyor. Diyor ki bize göre Allah hakkında irade ile meşiyet birdir. Bir şeyi Cenab-ı Hak irade etmiş midir? Etmişse o mutlaka olacaktır. İkisi beraber, müşterek. Kullara nispetle ise her ikisinin manası ayrı ayrıdır. Biz irade ederiz ama yapamayabiliriz, gerçekleştiremeyebiliriz. Şöyle yapacağım, irade ettim ama yapabilecek miyim? Gerçekleştirebilecek miyim? Evet, onun için şöyle diyelim. Hatta Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisine bir takım sorular tevzi ediliyor, yöneltiliyor ve onlara
diğerisi gün cevap vereceğini ifade ediyor. Ayet gelecek, ayetle onları cevaplandıracak. Tabii o kendiliğinden bir şey söylemez. Onun söyledikleri şüphesiz ki genel hatlarıyla ayetlerdir. Ve ayetleri de tabii ki hayatına yansıtıyor ve böylece sünnet oluşuyor. Burada Cenab-ı Hak kendisini inşallah demediği için Allah dilerse ben size bunun cevabını yarın vereceğim, diğerisi gün vereceğim gibi demesi icap ettiğini hatırlatıyor. Böylece şunu da öğrenmiş oluyoruz. Bir şeyi irade ettik mi, yapmaya karar verdik mi, en azından inşallah demek lazım. Aksi takdirde yapamayabiliriz. Ha inşallah dediğimizde illa gerçekleşecek mi? Yani gerçekleşmek zorunda mı? Hayır. Biz irade ediyoruz bakın. Biz irade ettikten sonra, bir şeyi istedikten sonra, ona karar verdikten sonra Allah'ın külli iradesi de ona onay verirse, ona olur verirse, onu onaylarsa, ona evet derse o zaman olur. Demek ki bir şeyin bizim açımızdan irade ettiğimizde olması için iki aşama var. Bir, kendimiz irade edeceğiz. İki, külli irade ona onay verecek. Hatta evet, şuradan devam edelim. Hulasa, özetle şöyle. Meşiyet tam bir iradeden ibarettir ki, Cenab-ı Hak açısından, fiil onun hilafına vuku bulmaz. Yani Cenab-ı Hak ne istediyse, ne irade ettiyse o şekliyle olur. Yani farklı bir şekilde olmaz. Yani elma yaratmak istiyor da armut oldu. Olmaz. Cenab-ı Hak elma irade ettiyse elmayı yaratır. Portakal murad etmişse, irade etmişse portakal olur. Başka bir şey olmaz. İrade, tam olan iradeye söylendiği gibi tam olmayan iradeye de söylenir. Peki tam irade ne? Tam olmayan irade ne? Birincisi yani tam olan irade, yani tam irade Allah hakkında murad olunandır. İkincisi ise kullar hakkında kullanılandır. Rabbimin dilediği, irade ettiği şey tam irade. Ama bizim kullar olarak, insan olarak irademiz ise yarım irade. Dedim ya, iki aşamalı. Yani birincisini yapmak, o sonuç almak için kesin olarak yetmiyor. Diyoruz ya, mesela öğrenci, bugün ne vardı? Üniversite sınavları vardı. Üniversite sınavlarında görevliydik. Gittik, görevimizi yaptık, öğrencilerimizi karşıladık, onlara odalarını gösterdik, oturdular. Efendim, başlarında gözetmenler, işte salon başkanları filan filan. Yani şimdi onlar ne yaptılar? Zamanında çalıştılar, irade ettiler. Ama onların irade etmiş olması başarılı olmaları için yeterli mi? Şunun altını çizelim isterseniz. Başarılı olanların her birisi başarmayı irade edenlerdir. Ama her başarıyı irade edenlerin ise başarılı olması mümkün mü? Hayır. İşte o noktada farklı bir düşüncemiz var. Öğrenci tabii ki kafasına bir hedef koyacak. Ben üniversiteyi kazanacağım. Güzel. Hangi üniversiteye gideceksin? Filanca üniversiteyi istiyorum öncelikle. Sonra ikinci, sonra üçüncü tercihler.
15-20 tercih ve bu arada da ne yapacak öğrenci? Kendisine göre bir alan belirleyecek, bir fakülte. Ben mühendis olmak istiyorum, mühendisliğe. Ben ziraatçı olmak istiyorum, ziraat mühendisliğine. Ben edebiyatçı olmak istiyorum, fen edebiyatın edebiyat bölümüne gibi. İlahiyatçı olmak istiyorum, İslam Bilimler Fakültesi veya İlahiyat Fakültesi. Yani oraya gidecek. Şimdi orayı ne yapacak? İrade edecek. Ve ona göre de çalışacak. Önce hedef, sonra çalışma, sonrası ise elini açıp yaratıcıdan kendisine yardım etmesini istemek. Yani bugün bir haberlerde enteresan bir şey var. Adam yani üstelik de ÖSYM altını çize çize, renklendire renklendire, söyleye söyleye diyor ki saat en geç 10'da içeri girmiş olmanız lazım. 10 oldu mu kapılar kapanacak. Şimdi genç gelmiş, bir saat öncesinde gelmiş, yani 9'da gelmiş, bahçede geziniyor ve düşünüyor ki sınav kaçta başlayacak? 9'u çeyrek geçe. Ama kapılar 10'u çeyrek geçe sınav başlayacak. 10'da ise kapılar kapanacak. O sınavın başlangıç tarihini, saatini kendisine göre baz alıyor. Ondan sonra işte saat 10'dan sonra ellerini kollarını sallaya sallaya kapıya geliyor ve kapı kapalı. Evet. Şimdi bu genç ne kadar irade etmiş olursa olsun, bakın iradesini tam tahakkuk ettiremez. Ettiremez de. Yani bir defa her türlü şeyi yapmak zorunda. Yapmadı. Kendi kendine etti. Yazık değil mi? Bir yıl gitti. Geriye kaldı hayat. Bir yıl hayata eğer illaki üniversite diyorsa geriden başlayacak. Geriden gidecek. Kendisine yazık. Ailesine de yazık. O ondan bir takım ümit onun okuması için ümitlerini ona bağlayan veya geleceklerini onun okumasına bağlayan ana ve babalar. Yazık günah değil mi bunlara? Yani niye dikkat edilmiyor onu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani şunu diyorum. İrade ediyor ama bakıyorsunuz ki olmuyor. Hiç unutmam. Şöyle bir hikaye vardı. Bunu anlatıp bitireceğim. Yine irade ile ilgili. Öğrenci bir sene bir giriyor sınava, olmuyor. Bu sefer artık kendisine hazırlanacak. Her türlü soru şekline o dönem içerisinde bakıyor. Yaklaşık 15-20 yıl öncesinin hikayesi. Sonra hazırlanmak için son aylarda bağ evine gidiyor. Havalar biraz ısınmış. Bağ evinde işte yalnız çalışıyor ve kimseyle muhatap olmuyor. Yiyor, içiyor, çalışıyor. Böyle kendisini iyice çalışmaya kilitlemiş. Hedef tam onun kafasında. En sonunda şöyle diyor. Tamam, bu iş bu sefer bitmiştir. Ve sabaha saatini ayarlıyor. Ve saat kaçta başlayacak? Diyelim ki 10'da başlayacak. Fakat o dönemlerde malumunuz işte artık 5-10 sene oldu mu? Tam bilemiyorum. Bu yaz saati uygulaması başlatılırdı ve yaz saati uygulamasını tabii radyo, televizyon, her türlü böyle iletişime de kendisini kapatmış, tamamen hedefe kendisini kilitlemiş ve artık tamam diyor bu iş ve saatini kurmuş ve gidiyor. Gidiyor ki
Bugün az önce söylediğim gibi kapılar kilitlenmiş. Niye almıyorlar içeriye? Geç kalmış. Neden? İleri saat uygulaması başlamış. İşte bakın, yarım irade dedi ya burada. Şarih yarım irade dedi ve hakikaten öyle. Biz irade ettik mi illaki sonuç öyle olacak değil. Yani ondan dolayı ifade ediyorum. Madem ki öyledir, irademizi dua ile taçlandırmak gerekiyor. Dua ile. Kime? Halikimize, yaratıcımıza. Evet. Madem ki o var, madem ki her şey ona aittir, madem ki o her şeye güç yetirendir, yardım edendir, öyleyse çalışmak bizden, isteyerek yardım etmesini beklemek de tabii ki yine biz yapacağız. Rabbimiz de inşallah bize, çocuklarımıza, gençlerimize yardımcı olacak. Rabbim gerçekten samimi olan gençlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Gençlerimizin bu dönem içerisinde görülen olumsuzluklardan Rabbim onları muhafaza eylesin. Hem kendileri, hem aileleri, hem vatanımız, milletimiz, dini devletimiz için onları hayırlı yerlere nasip etsin diyorum. Allah dilediklerini hayırlısıyla tahakkuk ettirsin. Ama dediğim gibi inşallah hem kendilerine hem de bu milleti mazlumeye yardımcı olsunlar. Hayırlı olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Tekrar devam edeceğiz.